Herkese merhaba. Merhaba. Trafik kazaları... Herkes derken ben yani değil mi? Tabii sen değil. Ama artık şeyiz biz, bir aile modunda yaşıyoruz. Bir de burası çok kalabalık bugün. Kamera arkası kalabalık. Kamera arkası çok kalabalık. Böyle şey gibi. Hani BKM yapıyor ya, toplanın hadi size anlatayım evet. Ben bunu falan. Seyirciler meyirciler. kaza edeceğiz bugün yine. Çok sayıda kaza toplamışlar. İlk kazanın bir fotoğrafı duruyor orada ama hani ne nereden geliyor, kırmızı nereden geliyor bilmiyorum. O yüzden başlat Uğur'cum. Oba. Oha, oraya kadar gitti mi araba? Ha tabii. Ben bunu bir başa aldım. Fark edip gidiyormuş. İyi de baba bak şimdi. Şu CC, Passat CC var herhalde. Bunun sonu yok mu Yetkin? Var. Şurada kesilmiş. Arabayı oraya kadar itiyor. Bence o park için yapılmış bir kaza. Yani onu oraya nasıl... Onu daha böyle hani şey gibi, bonus gibi vurup nasıl park ettirebilirim? Şimdi kırmızı araba sol tarafından diğer beyaz araba içeri giriyor ya. Bir kere yolu görmüyor. Geri alsana onu bir görelim. Çok hızlı geçmiş bu ya. Evet. Biraz daha geri al bak. Biraz daha geri al. Bak en başa. Bak burada yolu görmüyor tamam mı doğru düzgün. Evet. Devam et şimdi bak. Aveo girdi içeri. O ikisi de görmüyor bu arada. Bak ya kırmızı abi, yolu görmüyor. Passat CC'nin yapacağı hiçbir şey yok ki burada. Ya o adamın çıkacağını bilemez ki. CC de güzelmiş yalnız. Yazık nasıl güzel park etti yalnız oraya bak. Tabii hop. Hoppa. Tık 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 tık. Hani şey gibi, az sol yap abi girdi hemen. Nasrettin Hoca'nın şeyi gibi zaten şey yap düşmesen ince, de inecektim ya. Zaten. 12 ona tamam. Dönmüş yani. Yani Passat'ın yapacağı hiçbir şey yok orada. Diğeri atlıyor yola görmeden etmeden. Aha kavşak. Kavşak olmazsa olmaz bizim videolarda. Hadi evet. Evet. Şimdi burada burası bak ama... Işıklı kavşak yani en azından orada durduklarına göre bu taraflarda bir yerlerde de ışık olması gerekiyor. Şimdi kim kırmızıda geçti ona bakmak lazım bir. İkincisi ya adam oraya kadar gelmiş artık kavşağın içinde. Bir ayağını gazdan çek ya. Yani bir ayağını gazdan çek yani. Çekmiş abi. Bir de rahatlığına bak ama görüyor musun? Hani öyle bir sert fren falan görmüyorsun yani. Ya yeşil yandı yapıştırdı ikisi. Büyük ihtimalle şey kırmızıda geçti kavşağa giren. Evet, arkadan geliyorlar. Kırmızılar yandı. Oo, soldaki beyaz. Bu duramaz. İşte. 1, 2, 3. Bu gülünür abi. Bu salaklık çünkü. Başka hiçbir şey değil. Makas da mı geldi oraya? Bak şimdi. Hep şeyi söylüyoruz ya. Abi kırmızı ışık yanıyorsa uzaktan gelirken bir kere ayağını gazdan çek. Bak en başa al şimdi. Ne kadar büyük boşluk var. Görüyor musun? Önünde. Solluyor. Şimdi gel abi. Bak. Bak makas da geliyor zaten bir de ya. Ama o kadar hızlı ki o büyük boşluk ona yetmiyor. Yetmiyor evet. Ha bir de bak ne var biliyor musun? Ulan Broadway oldu olan ışığı, evet, kırmızı ışığı görüyorsun. Görmüyorsan zaten senin hatan. Ya orada niye makasla önüne atlıyorsun? Bir de bu kadar kalabalık bir yolda böyle bir sürate de gerek yok. Neresiymiş bu? Var mı yeri? Yok. Yok yazmıyor. Öndekilere yazık olmuş. Arada Broadway var. Çok az görünüyor. O olan onu oldu bence. Bak. Tabii. Aman çocuğum. Yayaya dikkat. Aman çocuğum, aman. Hiç bakmadan koştu ya. Hiç bakmadı. Evet ya. Ya o sağa yanaşan beyaz arabaya mı koşturuyor acaba diye düşündüm ben ya da ileride otobüs sonra koşturuyor. Ama hiç bakmıyor bana yola, hiç bakmıyor ya. Bak. Yani hiç bakmıyor ya. Clio'cunun yapabileceği hiçbir şey yok. Sıfır. Ne yapabilirsin ki? Bu arada onun geldiğini görmezsin bile büyük ihtimalle. Görmezsin bırak. Bir de çocuk zaten arabaya çarpıyor. Tabii işte o yüzden söylüyorum. Hani araba çocuğa çarpmıyor ki. Benim başıma geldi böyle bir şey. Baksana çocuk yaya gidiyor. Giden arabaya çarpıyor ya. Bildiğin yaya geldi bam diye çarptı. Pardon dedi sonra. Alsana azıcık daha geri. Yetkin Uğur. Bir de bak burada hiç acelesi yok. Şu arkada bak en arkada ucu görünen acaba bir minibüs otobüs falan. Ha bak onun durağına mı yetişmeye çalışacak ne yapacaksa. Servis aracı olabilir mesela o. Neyse ki önünden falan vurup da çok daha ağır önünü bir şey denk gelseydi Allah korusun. Çanta da kafasına gelmesine engelliyor. Neyse. Direkt yayarına tas yani yapacak hiçbir şey yok burada. Aman çocuğum ya. Oo. Bu ne biçim kavşak lan böyle? Aslında yani Avrupa'yı bir kavşak olduğunu söyleyebilirim sana. Ama orada bak üçgen var bir tane. Büyük ihtimalle yol ver işaretidir o.
Ama arkadaşlar bak şeysiz giriyorlar. Gazsız, fren yok hiç. Gazla. Ya burada bak iki tane hikaye var. Bir şu kırmızı yani kavşağın içindeki kırmızı hele hele sinyal vermişse sağa doğru. Hani zaten diğer gelen kırmızının durması şart da. Şu açı, şart zaten. Ama şu açıdan da buraya girmek çok zor ya. Zor yani hani baksana. Abi zoru kolay önemli değil. Şu eğimdeki yolda buraya girmen lazım. Anladım, bak hiç önemli değil. Kavşağın içinde mi? Yol onun bitti. Hiç tartışması yok yani. Çarpan araç %100 kusurlu. Yani orada durmak zorunda o. Çünkü içeride araç var. Uyarılar da var zaten. Büyük ihtimalle yol verler falan büyük var. İhtimalle, büyük ihtimalle. Airbag açıyor. Açmış sağ yanı airbag. Ha, işte bildiğin ekspertize girdiniz siz şimdi. Tabii tabii. Tabii tabii pert. Çıkmaz o. Valla perte pert. Gider o. Hadi canım durmadan mı geçeceğim? Hakikaten öyle yaptı yani. Ama geçemedi. Hakkını yeme şimdi. Oha ya. Ana yola çıkıyorsun be arkadaş ya. Kapı açıldı bak arka kapı. Arka sol. Bak, arka bak, solu bırak. Arka jant, sağa janta bak. Jant gitti. Lastik. Hayır ya yani lastiği tamamen tabii. Altına aldı. Ya, tabii ki unurun ta yani. Yalnız bunlar... taksicinin ne kadar çabuk hareket ettiğini görüyor musun arabadan inerken? Senin diye iniyor orada. Tabii Haydar aldı geliyor. Bak bak senin ananı diye başladı. Senin yaptığın iş değil. Senin kullanacağın arabayı. Unun'un da trafikteki pertten önceki son görüntüsü. Bu ha. Kaçıncı perti kim bilir bir de değil mi? Bilmiyoruz onu. Yani çünkü o grupta var ya öyle beşinci pertini yaşıyorum. Devam. Anam anam o ne lan? Oğlum bunun arkası ne zaman vuruldu? Aa durmuyor bir de. Ooo bir de bir çatıyor. Bu ne lan? Burada bayağı bir şenlik. Oğlum bir dakika bir dakika. Yavaş gel yavaş. Bir kere şu mafya bir dakika. Kız, olayı bir anlamalıyız. Yırttı, yani anlamalıyız bak. Olayı. Bir dakika dur. Burası bir akaryakıt istasyonu girişi. Bu arada. Evet. Pompalar çok eski. Şimdi benim anladığım BMW burada şu beyaz arabaya arkadan çakmış. Sonra ayağını gazdan çekmeden büyük ihtimalle şoka falan girdi herhalde. Yalnız bu nasıl kapıyı kapattı ya? Ama bak saniyelik ha ya yemin ediyorum. Vay koçum Opelci be. Atik adam mısın? Opel'in arkasındaki araca da bak bu arada. Bir de çanta mı uçuyor? Bak, nasıl izliyorlar bak bak. Kafalarına bak arkadaki beyaz arabanınkini. İki kişi var içinde. Bildiğin seyrediyorlar böyle. Bak 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 şimdi bak seyret bak. Bak şimdi geliyor. Bak kafalara bak. Hop. Haklılar tabii ya. Ne oluyor lan burada? Allah Allah çıktı. Yani o BMW hani ne içtiyse artık. Abi burası enteresan bir yol ama ya. Öyle o kadar süratle yapılacak ki. Bu çakmış dediğin yerde de bu araba sağlam vurmuş bak, yalnız. Bak tam ekrana girerken çakıyor zaten bak. Ama çok... Al en başa. Al şimdi ha oynat bak yavaş yavaş gel. Gel 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 gel. Hop biraz geri al. Acıcık. Baba o bak o imleci tut. Heh, az geri al şimdi bak o imleci tutarak ha. Onu acık geri al 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 al. Bak burada vurdu. Az geldi ha. Bak kaputun hareketine bak gördün mü? Öndeki bak şeydi. Burada vuruyor ve hiç ayağını gazdan kaldırmadan ve, devam ediyor. Ve az daha yaya yazacak bak. Opelci kapıyı şey kapattı. Şey gibi lan bu bilgisayar oyunu gibi. O kurtardı bu kurtardı şu kurtardı olan arkada Doblo'ya oldu. Ha bir de onun, ya o da geri geri geliyor yazık garibim. Doblo değil o. O Mercedes Viano falan gibi. Abi Viano o. Evet ya. Vito ya da. Ama eceline geliyor artık o. Geri gerine geliyorsun değil mi? Nereden bilsin adam ya? Diyor ki ben kaza var buradan bonus almalıyım diyor. Yalnız yani bu aracın arkasına baktığın zaman. Çok sağlam vurmuş yani. Gerçekten sağlam vurmuş. Şimdi yani şimdi bu tip durumlarda ne denir biliyorsun? Abi gaz takıldı. Hmm tabii. Aa, ben şey boşaltılmıyor çünkü şanzıman. Ben servis müdürlüğünde ben değil içime şeytan girdi. O yaptı kazayı diyen müşteri gördüm. İçine şeytan girmiş. Kendi şeytan lan. Geri geri duvara vurmuş. Geri geri. Ha, olabilir. Diyorsun ki yani diyor ki ben hiçbir şey yapmadım diyor. Şeytan girdi içime diyor. O yaptı kazayı. Öyle yazdı tutana. İçime şeytan girdi. Bakırköy'e yolladınız değil mi son arkadaşı? Yok biz Kasko'ya yolladık. Orada şeytan çıkarıyorlar yani biliyorsun. Ben onu gördüm yani. Şeytanları. Neyse. Ekran ne olacak diye bekliyoruz şimdi. Ne belediyesi bu acaba? Sakarya Büyükşehir Belediyesi. Anam yaya geçiyor. Ona mı gelecek bir şey? Köpek de geçiyor. Kesin oraya geliyor. Hayır.
o bu durdu diye öteki aa aa. Ya %100 mavi araç haksız yani. Yuh. Allah. Sen diyor. Ya abi niye ya? Adama yol ver geçsin işte oradan. Şey yani var ya. Yaya geçsin işte. Sosyal medyada çıkıyor yani. 5 dakika ya 30 saniye medeniyet geçmişizdir. Abi köpeği tepkiye bakın abi. Köpek şey diyor. Hangimiz şeyiz lan biz? Hangimiz hayvanız burada? Neyse durdu indi bak. Bak köpekte şöyle bir algı oluştu. Bir daha bu çizgili yerlerden geçmeyecek. Burada çarpıyorlar. Tabii çizgili yerden geçersen üstünden geçiyor araba. Ey Allah'ım ya. Bu ne abi ya? Bu artık yani... Göz göre göre. Hay Allah. Yaya geçirdin de adamın ayağının üzerinden geçtin ya. Oo, en sevmediğim tarzı yer bak. Of motorcu ya. Oo. Bu adam salak mı orada durdu da? Abi bunu geçenler de söyledik. Geçen yine söyledik buna. Biz de yaşadık abi. Ya bunu hani. Biz yol verdik, motorcu abi, yol vermedi. Abi işte motorcu %100 hatalı burada. Çünkü geliş şeridine yani ters şeritten geliyor. Geçen şey yani. Trafikte videosunda da paylaştık ya bunu. Biz durduk, motorcu durmadı mesela. Aynen öyle. Ya kusura bakmasın da yani hatalı motorcu abi burada. Bitmiştir. Motorcu, bu kadar basit. Neresi bu? Çünkü diğer şeritten geliyor. Yani gidiş şeridinden geliyor. Buca. İyi bir şey olmamış yani. Evet. Anam. Aşağı düşecek ama. Düşmez ondan da. Yani çok basit. Hızlı gelmiş. Araba önden kaymış. O kadar o basit. O geçen yani. Paylaştığı şey biraz benziyor. Hani acaba o buzlanmadan şey tabii canım, olmuş tabii olabilir canım. Ya buzlanma da... Ya kar yağıyor galiba evet. Zaten görüntüde. Öyle görünüyor. Ya, hızlı geliyor abi yani. Hızlı geliyor. Bir de abi zaten şey çok dar bir giriş orası. Hızlı geliyor. Yani başka hiçbir açıklaması yok. Allah'tan aşağı düşmemiş ya. Yapma teyze bir şey olmasın. Oo. Of ya, of ya, of ya, of. Orada ışık var bak. Işıklı kavşak burası. Ve yeşil yanıyor yayaya. Kırmızı da geçiyor. Kırmızı da geçiyor. Kırmızı da geçiyor. Renault 9. Hayır hayır. Şey kırmızı da geçiyor. Tofaş. O Tofaş değil ki Renault 9 o. Renault 9 mu? Ben niye bütün arabada karıştırıyorum lan bugün? Oğlum bunları yakın yapın ya. Ben görmüyorum ki bunu. Ya bir dakika. Siz buna söylüyorsunuz değil mi? Baştan hangi arabalar olduğunu. Ha tabii tabii. İzledin mi lan sen bunları? Hadi git ya. Abi böyle bir şey yok. Ben rejiden şikayet ettim. Almamıştı Renault 9 işte. Evet al. Renault 9 bu. Allah Allah. Zaten kaputun açılmasından anlaman lazım. Bu tarafa açılıyor kaput. Şahinlerin de o tarafa açılıyor. Hayır. Nasıl hayır? Allah Allah ya. Oo bak burada da hızlı bir şey gelecek şimdi. Yapıştıracak. Geliyor. Bak kaç kişi bekliyor. Yok yok bak motorcunun başına gelecek gene. Bak bak bak. Oo büyük kaza ama bu. İnşallah ölmemiştir. Neden ama abicim neden ya neden ya? Eyvah ya çok büyük kaza bu ya. Bir de o şerefsiz doblocu ayağını frene bile koymamış bak. Küfür edeceğim şimdi yayınlanmasın. Peki bu durduğuna göre oraya kırmızı yandı değil mi? Evet. Buraya da yeşil yandı. Ve bak önceki o bora gördüğüm kadarıyla Volkswagen bora olması lazım onun. Durdu. Kaç saniye önce durdu bak. Evet. Kaç saniye önce durdu. Bora Impala değil mi o ya? Chevrolet Impala değil mi o? Ha tabii tabii. Ya bunu onu da mı verdiniz buna? 63 ama makyajlısı falan değil. Makyajlı tabii canım. Şeyli, bora kasa yapmışlar onu. Gene motorcu mu ya? Ya bu üstüne gitmiş ama ya. Hani. Abi yol kimin burada? O çok belirsiz tamam mı? Trenin. O kesin. Trenin yani baksana. Yani. Ya bir şeye dönmüş bu hani iki inatçı keçi muhabbeti var ya hani sen mi ben mi en son hani tamponda öpüşmüşler orada. Yola baksana abi böyle yol mu olur ya? Abi her yerde yaya şey bak acayip olmuş ya. Kavşak var, ışık var, her şey var. Burası Aydın'mış. Aydın. Hmm, evet. O meşhur kafelerden oradan gelen cadde o.
Hadi canım ya. Oha lan. Bu da yapılmaz be. Aa ne güzel döndüler. Bir de bak daha herif araç durmadan küfür etmeye başladı içeride. Bak bak. Bak şimdi Sevet bak bak. Ya şimdi normal olarak tabii ticari aracın kavşaktan çıkışına izin vermesi gerekiyor bu Corolla'nın. Abi orada F-150 aynen. Haksız bence. Gerçekten. Aa kadın. Kadın o. Haklı. Haklı. Haklı yani. Çünkü kavşağın içinde olamam. İşte en sevdiğimiz hareketler. Gene bir tanesi ilerler Ankara. Buradan. Ya bu ne? Kırıkkale. Evet bak Ankara yolu, Samsun yolu. Oo. Oha. Şimdi bak o X-Trail tamam mı beyaz? Eğer sinyal verdiyse sola dönmek için. Vermiş yanıyor. Abi çok hızlı ya her şeyi geç çok hızlı zaten çok herif hızlı. Ya yani çok hızlı yani. Bir alsana geriye. Yani evet X-Trail'ın daha önce sol şeride geçmesi gerekirdi vesaire o yolun gerisinde ne var onu da bilmiyoruz. Abi kavşağa gelirken ayağını gazdan hızlı. Gözünü telefondan çekeceksin. Çok hızlı yani. Kural bu yani. Yaz zaten bunu, hani yaz bir, nevi, güzel söz bir nevi belasını bulmuş yani hızlı giden arkadaş. 123'ün güzelliğine bak yalnız ha. 123 kasaya baksana. Arkada. Artık bunu da biliyorum Beşim. Yani. Neyse ki, neyse ki. Ay. Sıkışmasa bari. Neyse. Fakat iki arkadaki arabadaki adama da helal olsun. Evet. Bak hemen herif açtı kapıyı ve yardıma koşturdu. Tabii kapıyı açarken arkadan gelenleri kontrol etti mi o da ayrı bir tartışma konusu. Anahtarı aldı mı? O da. Bak abi Hollanda'da bir kural var. Bütün sürücüler uygular bunu. Orada çok bisiklet, motosiklet, yani özellikle bisiklet çok ya. Sürücü kapısından inerken biz nasıl iniyoruz? Kapıyı sol elle açıp dirsekle ittirip iniyoruz. Değil abi. Orada sağ elinle açmak zorundasın sürücü kapısını. Böylece arkaya dönüp arkayı görüyorsun. Çok basit bir hamle yani. Hollanda'nın her kuralını almıyorum Halit Beyciğim. Gerek yok yani. Ha, Batı'nın öyle şeylerini almayalım değil tabii. Mi? Yani Hollanda dediğin zaman kafalar gerek yok. Böyle gayet iyiyiz. Seyret seyret bak bir tane daha başladı. Fırça da atardım. Seyret seyret. Uf. Çok sağlam oldu yalnız. Uf. Ha, bak uf. Şimdi buradaki ışık yanıp sönüyor ya bak kırmızı yayaya herhalde. Yayayadır o tahmin ediyorum. Evet. Demek ki burada ışıklar gene yanıp sönüyor gece vakti. Hangisine kırmızı yanıp sönüyorsa o hatalı. Bence hepsine kırmızı yanıp sönüyor. Bu kadar basit. Tabii neyin kafasıyla geldiler onu da bilmiyoruz. Al geri ya. Kaçırdım ben orayı. Gideyim mi? Al geri abi. Al al. Ya ekspertizi bitirmedik oğlum dur. Uf. Bu beyaz çok hızlı geliyor yalnız. Zaten evet. Al yastıklarına. Tamam abi pert. Pert bu. Aa arkada biri var. Arka tarafta biri var evet ya. Çocuk veyahut da kadın. Çocuk olabilir. Bilmiyoruz ki buradan net göremiyoruz. Yalnız o... O şu, arka tarafta kimse onun emniyet kemeri bağlı yalnız yani, bak. Benim trafikten bir ricam var Emniyet Genel Müdürlüğü'nden. MOBESE kameraları daha iyi kayıt yapsınlar. Görünmüyor böyle şeyler. Arkadaki daha yüksek çözünürlük istiyoruz. Emniyet kemeri bağlı olmasaydı yalnız öyle ben size söyleyeyim mi? Çok çok büyük şey olur. Büyük zarar görürdü o. Allah korumuş yani. Kavşağa bak. Ne biçim yol lan bu? Kavşağa bak abi. Bu nedir ya? Ben bu beyaza çarpacaklar zannettim. Şu üçü de beyaz arabaların da. Dördü de. Hatta arkadakini de koy, beşi de. Şimdi o güzel durdu. Hadi buradan gelen mi olacak ona? Oğlum hani kaza? Yok ana! Bak, o ben sana ne dedim? Eğer bir yerde beyaz araba varsa o kazaya karıştı. Arkadaki beyaz araba karıştı o. Devam et bakayım burada. Devam et abi. Ama niye? Bir de beyaza vurdu. Şimdi bu oradaki beyazın sahibi nasıl diyecek ki olayın ne oğlum senin? Senin olayın ne, ne neden yani? Abi nasıl ya? Allah Allah. Ha olan ağacı oldu yazık. Ağacı da götürdü. Şimdi düşünebiliyor musun abi bak buradasın. Senin araban burada böyle duruyor. Kafadan vuruyor birisi. Kafadan vurma ihtimalin yok. Kafadan vuruyor. Yani oradan birisinin önde. Senin arabana kafadan vurma ihtimali yok tamam mı? Bunu nasıl anlatacaksın ki? Nasıl ya? Kroki çiziyorsun şeyde trafik tutanağında. Buradaki ağacı böyle döndü, böyle döndü buradan ağaç. Bu ne lan? Aa, olacak iş değil ya. Anam burası da sakat. Anam. Ha ortada. Hadi canım ya vallahi lan vurmazsın orada.
O vurmadı zaten. Of. Bela ilk kötü vurdu ya. Ama bak şu adam da tekrar geri geliyor. Aa niye ki? Bana vuracaktın diye. Yardım etmeye geliyor ya. Aa kadın. Ama yani bu saçma ya. Ya alsana şunu çarpışmanın olduğu yere. Ya ciddi panik var yalnız arabanın içinde. Evet. Ya abi dört yol ağzına giriyorsun. Işık yok, bir şey yok. Ya bir ayağınızı gazdan çekin ya. Bir bakın ya. Şurada kendini bence suçlu hissediyor. Biraz. Abi niye? Adam yolunda gidiyor. Ne suçu var? Yani, ama bu Corsa, ya bak eski Corsa o araç yüzünden diğerinin geldiğini görmüyor. Görmüyor. Onu diyorum işte. Ama baba yani zaten orada yavaşlaman lazım. Yani durman lazım evet, gerekiyorsa. Orada artık ayağın frende olacak ya. Yok abi bizde öyle bir durum baksana abi. Baksana, ha, hadi baksana canım ya. Of bak freni, bak. Freni gördün mü ama? ABS yok. Kilitledi direkt. Bak. Geliyor ama geçmiş olsun. Ambulansın bak, eğer ışıklı yani çalışıyor mu bilmem buradan göremiyorum. Nasıl kızartın? Bak ama bak aslında o arabaya yeşil yanıyor tamam mı? Bak diğerlerin hepsi duruyor orada fark ettiysen. Hı. Aslında herif yeşile geliyor. Çok geç fark ediyor ambulansı. Bak frene bastığı nokta orası. Ama yani adam da elinden geleni yaptı ya. Bak mesela hani güvenli sürüş eğitimlerinde engel aşma öğretiyoruz ya insanlara. Burada freni biraz bırakıp sağa yapsa kurtaracak. Tamam mı? Büyük ihtimalle kurtarırlardı. Ya da bu kadar ağır bir çarpışma olmazdı. Frende oturdu kaldı. İstediği kadar direksiyonu hareket ettirsin. Araba dönmez. Peki, bir soru sana. Şimdi ambulansların geçiş üstünlüğü var, o var, bu var. Fakat bu yani bu kamçada böyle girer abi hasta varsa içinde hiç tanımaz yani ambulans. Ama kazaydı davetiye mi abi öbür taraftan ne geçeceğini bilmiyorsun ki. Baba siren çalıyor. Sireni duyacaksın, göreceksin. Yani başka çaren yok. Ve dediğim gibi eğer çalmıyorsa o zaman zaten şey suçlu. Ambulans suçlu o zaman. Ambulansın geçiş üstünlüğü. Abi bak ambulansın geçiş üstünlüğü veya diğerlerinin ışık ve siren birlikte kullanıldığı takdirde geçerlidir. Polis arabası da dahil. Bu da itfaiye de dahil yani. Ben bendeki çakarları o yüzden kullanmıyorum mesela. Bir çakarım var ya. Uyuz oluyorum o çakarlara. Bildiğim için özellikle böyle dokunuyorum böyle. Sinir oluyorum yani. Bende ama sadece şey değil. Bir kırmızı, bir mavi, bir kırmızı, bir mavi yanandan var. Bu nasıl bir yola çıkış yeri ya? Çakacak o belli yani. Kesin onun kaçışı yok yani. Çakacak. Evet. Abi ya göz göre göre niye gidiyorsun? Ya sebep ne? Otomatik arabayı... Baksana tutamadım. Abi bu yani... Ya abi... Yalnız arkadaki ablanın bakış... Bak. Haklı kadıncağız korktu ya. Oradan çıkan sesi düşünebiliyor musun? Ya büyük ihtimalle o... şey aracı işte kargo aracını sıyırmak hani geçer geçmez devam etmek istedi ayarlayamadı. Adamın da başını yaktı durduk yere. Bu nasıl bir dakika lan bu nasıl bir şey? O ne yaptı lan öyle? Abi niye hızlı geliyor? Bu büyük bir ihtimalle şey testi Halit. B direği testi. Abi gene telefona merefona bakıyorsa son anda fark etti. Her şey için geçti o saatten sonra. Yazık ama ya. Baksana bak fren de hissettim yani. Frenli geldiğine dair bir şey emare de yok yani. Yalnız şeye dikkat et. Az geri alsana. Ağaç çok ince ama maşallahı dur. Varmış. Maşallahı varmış. Hiç bana mısın demedi ha. Bak. Evet. Çok ince bir ağaç ama fidan gibi neredeyse ama hiç. Şaka değil o araba 1,5 ton yani. Tabii. Ataletteki bilir ne kadar var. Neyse. Ah be çocuğum ya. Bir de oraya geçme, yani yayanın geçeceği yer ya. Değil orası. Yani %100 yaya hatalı abi, yapacak hiçbir şey yok burada yani. Yok yaşıyor. Geri git diyor, arabanın altında kaldı. Ama abi burası yayanın... çıkmasının yasak abi, olduğu bir yol yani. Neyse hiç ya. Söylenecek bir şey yok ki. Abi oradan bir kere elindeki o şeylerle nasıl yükseldin, atladın. Bayağı, o da bir iş ya. Eyvah eyvah. Neyse Allah korumuş. Abi şurada yolu ortalayabilse... Kar tutacak. Ya bir şekilde en azından ortadan yalnız devam edebilir. Yalnız acayip süratleniyor burada. Bak artık evet. Diyor ki tamamen kontrolden çıktı araba.
Artık yoldan kurtarmaya çalışıyor ama yok. Of. Çok çok hızlı çok vurdu. Çok sert vurdu ya. Bak şimdi. Bu sonu o zaman. Yo, sonu ama... sonu tabii. Bir montaj tamam. Abi oradan yukarıdan yani, kim gelirse gelsin abi, vuracak önce, yani. Önce Duster gelmiş bunlara vurmuş sonra da bu gelmiş vurmuş onların evet. Hepsine. Evet. Net. Yazık yani. Abi diyorum ya buz varsa yokuş aşağıda. Bak bu da aynısını yapmış. Bu, bak bir de arkalar kilitlenmiş bunun filan. Ön tekerlekler de neredeyse kilitli. Ya kilitlenmiş tekerlekle istediğin kadar direksiyon çevir. Aracın yönü değişmez. Tekerleğin dönmesi gerekiyor yönlendirmek için. Bunu bir öğrensek. Onu nasıl döndüreceğiz? Frene bırakacaksın. Bu kadar basit. Değil mi Burcu? Bu kadar basit. Freni gevşetse bir ihtimal o lastikler seni yönlendirebilir. Bir ihtimal. Bir güç gelecek. Ama böyleyken ha, baba şöyle bir durum var. Dönmeyen lastik yönlendiremez. Sabit durduğu zaman istediğin kadar böyle çevir. Aynı zemin, aynı nokta üzerinde döndüğü için aynı yöne doğru ataletle devam eder otomobil. Bu yapacak hiçbir şey yok. ABS'siz otomobillerin hepsinde bu var zaten. Ha burada da kar, buz tamam büyük etken. Ama ya böyle freni oturup böyle çevirip olmaz. Yani biraz gevşet, bir hamle yapmaya çalış. Ama yok. Yani yapacak hiçbir abi şey yok. Ama işte o saniyelik panik anı var ya, frene basınca durur. Evet. İşte durmaz. Şimdi durmaz. Orada hani şey gidiyor, akıl gidiyor. Bir an yükleniyorsun frene, araba dursun. Hatta direksiyonu da sıkıyorsun ki hani böyle şey vardır ya. Arabayı durdurayım diye ama. Abi, yazık. Ama bu kadar buna benzer o kadar çok kaza oldu ki gene hani. Püüü. Tomarla. Ama günün kazası bence şeydi. O virajı dönüp öbür taraf ağacı alıp. Ağacı evet ya. Oradaki onu, o. Ama o ona vurmadı, o ona vurmadı. Ne olacak şimdi diye bekliyorsun. O gitti ona vurdu. Olan beyaz oldu orada adam. Gene yani, beyaz oldu. Gene beyaz oldu yani. Evet. O 10 puan. 10 puan evet. En komik kaza. Günün talihsizde o beyaz araba. Talihsizde o kazaya rağmen ayağa kalkabilen o çocuk. O evet. Gerçekten arabanın yani, altına kalmasına ama, rağmen ayağa kalktı. O çocuk zaten orada olmamalıydı. Yani net. O yola çıkma izni yok yani tabii, yayalım. Tabii. Yapacak bir şey yok. Neyse hadi bu da böyle kapansın bari bu hafta. Bitirelim evet. Kaza videoları devam edecek arkadaşlar. Halit Bolkan'la kaza yorumlamaya, değerlendirmeye, ne yapılması gerektiğini anlatmaya... Bazen bize kızsanız ara ara gülüyoruz. Yapacak bir şey yok. Gülmeye ama gülmeyecek gibi değil ya bazıları. Hakikaten değil yani. Tamam anladık onu hep söylüyorsun. Gülüm. yorumlarınızı, beğenilerinizi videonun altında paylaşırsanız seviniriz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.